Ay elim gözü, kolum gözüktü. Arkadaşlar merhaba. Atlet değil, atlet değil. Dur. Ha, sen transparan gibi gözüküyorsun. Tişört. İsmi? Transparan. Allah Allah. Kolum niye koydun oraya? Kamufle mi ediyorsun? En son Bakırköy'e getireceğim ben seni. Hakkı diyecektim ismi. Kamufle mi ediyorsun? Neyi be? Değil. Bak hareket de yapamıyorsun. Ben kahvemi yapıyorum. Dur kamufle edeyim orayı. Ne diyorsun ya? Hadi yavrum çık, görüntüyü bozuyorsun ya. Artı 18. Çık yavrum hadi. Bir de bana da yapmamış kahve. Ben de arkadaşlar hastaneye gittim, geldim. Bulaşıkları bile yıkamamış. Böyle bu modeller işte. Ben bunu şeye vereceğim şimdi. Kurban yaklaşıyor. Ananı yolda. Mezbahaneye vereceğim bunu. Ablam yarabbim ya. Annemi niye yollayacağım? Annemin daha var. Niye her şey bir zaman? Annem sağlam raporu aldı bugün. Yamuk olan sensin çürük. Çok şükür annemi götürdüm bugün doktora. Bugün de başıma gelenler. Burada bir abimiz var bizim. O götürüp getiriyor bizi sağ olsun. Bir iki gün önceden de randevu alıyoruz ondan. Maşallah maşallah. Ye yavrum ye yarasın. Oh! Löp löp. Oldu Paskalya yumurtası gibi göbek. Onunla gittik bugün şimdi. 3'e çeyrek varken hastane randevumuzdu. Bu arada kahvemi de yapayım. Ben geldiğimden beri galiba kahve içmedim. Bakın hatırlamıyorum. Bir hafızam gitti. Yerini bulması için kahve içmem şart. 3'e çeyrek varken randevumuz. 2 gün önce de çeyrek geçe geleceğiz dedi. 2'ye. Şimdi 2 gün önce, ben zaten unutuyorum, dünümü unutuyorum. Nerede aklımda kalacak? Kaçta gelecekti, randevu saatini hatırlıyorum da. Neyse adam gelmiş burada korna basıyor. Ben de diyorum herhalde trafik sıkıştı, anne burada diyorum. Korna basıp duruyorlar. Ana, sonra adam telefondan aradı beni. Engin abi. Ben de geldim buradayım. Tamam geliyoruz, annemi nasıl çıkardım bir ışım. Ayakkabılarını giydim. Bir de şemsiyesi var, onun şemsiyeyle de güç alıyor. Aşağıda bir tane baston vardı, çıkaracağım ona. Dengesini sağlaması için. Neyse. Ben de Hüseyin'i arayacağım. Hüseyin yok daha piyasada. Çocuklar sokakta oynuyorlar. Yoksa gidemeyeceğim bırakıp. Neyse bunu aradım. Ayakkabılığa koydum. Telefonu hoparlörleri verdim. Bir yandan da ayakkabımı giyiyorum. Önce anneme giydirdim. Bununla konuştuktan sonra ben ayakkabılarının üstünde bırak telefonu git. Takside şimdi bakacağım saate falan. Aa telefon yok. Sonra aklıma geldi dedim, unuttum ben orada onu. Neyse Engin abiye rica ettim dedim. Bizi bıraktıktan sonra dedim Hüseyin'i ara bari dedim. Telefon alsın. Anam. Şimdi dedim adamı çağıracağım. Ben nasıl çağıracağım? Tekrar hastaneye zaten biliyorsunuz. Sorun oradan taksi bulmak. Kavga dövüş. Hatırlarsanız. Yani sırf başım belaya girmesin diye arkadaşlar. Artık Engin abiyle gidip geliyorum. Kimsenin hakkını kimseye de bırakmıyorum tabii ki. O ayrı. Neyse ona bunu ağız bükeceğiz dedim. Şimdi anneme işte millete rica ediyorum. Diyorum böyle bile artık özgeçmiş yazıyorum. Giderken telefonumu orada bıraktım da hastaneye de falan. Ya kardeşim diyor, sen diye anlatmana gerek yok. Telefon mu lazım? Evet diyorum, telefon lazım. Ağız da alışkın değil. Neyse 2-3 sefer birilerinden aradım. Bir tarafta da bunu dönüyorum tekrar, aradım mı gelecek mi falan diye. Bu tekrar geri arıyor milleti. Sanki beni arıyor. Ben de şimdi milletin yanında duruyorum 2 dakika, şimdi bu dönüş yapacak diyorum anneme. Neyse çok şükür geldi. Gittik. Ay ne zormuş vallahi. Telefon her şeymiş ya artık.
Ondan sonra şimdi ben ama 10 tane artık sık kolonyaları. Anneme bana ne sıkıyorsun diye ben bir telefonda konuştum. Vallahi diyorum millet istese benden verir miydim vermez miydim diyorum. Abi ya da verirdim diyorum hoparlörü açardım hoparlörlerden konuştururdum. Kulağıma da pek dayamadım tabii milletten aldım ama ya bir de bu durum var. Huy üstüne huy yaşadım ama. Şimdi ne anlatıyordum da buraya geldim ben acaba? Balık. Ne? Yok nereden bu konuya geçtim ben şimdi? Kesin bir şeye bağlayacaktım. Balık. Ha, hastaneden mi bahsediyordum? Annemi götürdüm bugün. Neyse, o makinelere girmiştik hep arkadaşlar işte. Boyun ultrasonu, endoskopiler, mide temiz çıktı. Hiçbir şey yok dedi. Sadece tiroitte. Hadi bakayım hatırlayayım ne dedi. Nodül dedi galiba, nodül. Ufak bir beze var dedi tiroitte, nodül dedi. Ama öyle korkulacak, endişe edecek bir şey yok yani. Çok ufacık, zararsız bir beze dedi. Ama gene tiroit için ilaç yazdı. Hüseyin'ciğim, cumartesi de şimdi hafta şeyi değil mi? Kapalıdır. Pazartesi alacağız. Neyse o kadar gün geçti zaten. Pazartesiyi de bekleriz. Zaten 27'sinde bir daha endokrine çıkacağım. İşte endokrin tiroide bakmışlardı. Randevumuz vardı. Bir tek şeye verdi. Fizik tedavi, kemik erimesi yavaştan başladı demişti. Ay isimlerini unutuyorum. G ile başlayan bir şeydi. Yordi. Değil. Bir bölüm ismi fizik tedaviye bağlı. Oradan randevu alın dedi. Oraya gir, buraya gir, labirent gibi. Tarif ediyorlar bana buradan gidin oraya gidiyorum. Burası değil orası. Orası değil burası. Ay dedim geldiler bana. Dedim telefondan ya da internetten. Ablama aldırıyorum genelde ablam. Giriyor internetten bakıyor. Benim gerçekten o kadar aram iyi değil yani. Ben telefonla alıyorum genelde randevu. Bu devlet hastanelerinden aldığım için üniversite hastanelerine şey vermiyorlar. Biz malime çıkıyoruz da randevu vermiyorlar. Neyse yani çok şükür. Şeker ve tansiyon ilaçlarına devam edeceğiz. Vitaminlere. Evet şimdi düşünüyorum. Fazla bir bulaşığım yoktu zaten. Bardak, iki çanak tabak. Spagetti aldım 2 paket. Tarhana yaparım dedim. He? Spagetti bir kova yoğurt aldım. Bir şöyle 2 avuç çikolata aldım. Nasıl gömüldüm bugün çikolataya. Ne Maximus'u kaldı. Ne o fındıklı fıstıklı böyle üzümlü var ya barlar. Yumuşak böyle. Onlardan aldım yedim kesmedi. Sonra Ne gittim bu brownie stands var ya çikolatalı böyle kaplama. Ay onlardan gömdüm. Böyle bir çikolata tatlı krizi geliyor bana. Şu anda kesti bak. Kahve içerken de susadım. Ben evet bir çay yapayım. Siz ne yaparsanız yapın bari. Benim canım yemek istemiyor şu an. Spagetti taşları yeriz öyle. Acıkırsak değil mi? Anneme de çorba yaparım. O zaten ocağın üstüne koyuyorum kettle'ı. Bu arada sevgili dostlar, yardımla ilgili hiç soran olmadı. Açıkçası. Yardımı da yani ben biraz geciktirdim. Geciktirdim derken hani belki birikir üstüne. Sonra düşündüm Ramazan'a yakın mı vereyim dedim ama çok bir meblağ birikmedi. Geçen söylemiştim 190 lira. Yani he? Hayır 190. 190 da küsuratı şey yapmayız dedim 200 göndeririz tam. Yok yok 190. Ya da pazartesi günü ben onu atayım artık kadına. Bir market falan yapar. Kısmet bu kadarmış. Neyse elimiz boş değil. Gene çok şükür. Bir unun olsun, bir yağın olsun alır. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Dediğim gibi
Ben onu attığım zamanda da zaten dekontlarını buradan göstereceğim. Atarken de Facebook'taki adını bana yazdığı şekilde, yani bunu kullanabilirsin demişti. Oradan da arayıp ulaşmak isteyen ulaşır. Belki Ramazan kolisi yollarlar arkadaşlar. O da aklıma geldi. Belki olabilir canım, yani herkese güven vermeyebilirim. Belki direkt kendileri iletişime geçmek ister. Ben sormuştum zaten hani sizinle iletişime geçmek isteyenlere. Beni aracı koymak istemişti. Ya belki şimdi YouTube falan deyince böyle bir karmaşa hissedebilirdi yani orada. Ondan belki de dahil olmak istemedi. Neyse, dediğim gibi yaparız. Diğer bir ikinci konu. Bana sıkça sorular geliyor. Eski takipçilerimden özellikle. Biliyorsunuz bizim mevzuları. Sevgili Yılan hanımefendiyle. Hiçbir şeyi bırakmış değilim. Bunu size daha önce de söylemiştim. Bırakacak olsaydım böyle bir şeyin peşini, hiç ağzıma bile alıp konu yapmazdım. Ama öyle bir şey yok. Ve o canlı yayınlarımı izleyenler, o günlere şahit olanlar, aramızda çok arkadaşımız var. Orada her dediğimin arkasındayım, her kelimemin, harfi harfine. Size ne demiştim? Orada ona da gönderme yaptım. Gayet güzel izlediler beni ailece. Bu işin peşini bırakmayacağım. O 3 günü 4 günü ben sana bir ömre bedel yapacağım dedim. Değil mi? Benim şimdi avukatla bir sıkıntılarım oluştu arkadaşlar. Bu avukat ailenin tanıdığı bir avukattı. Daha çocukluğunu biliyordu Hüseyin. Nedendir bilinmez. Son mesajımdan sonra yanıt vermedi. Hüseyin'e de galiba, değil mi? Şey demişti. Kayıtları yaptım, hallettim. Beraber hallederiz demişti. Sonra Hüseyin'e son konuşmasında dilekçe konusunda yardımcı olurum demiş. Ben kim olursa olsun, ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ağızdan çıkan lafa bakarım. Arkadaşlar. Ücretse ücretini de söylerdi bana. Ona da okey derdim. Böyle bir konu da konuşulmadı. Ücretle alakalı. Yani açıkça söyleyeyim. Böyle baştan lafı söyleyip sonradan telefon bakmamalar falan. Hani böyle şeyler kıllandırdı yani. Ben bir şöyle bir Hüseyin'e dedim, elimi ayağımı çek. İstemiyorum ben böyle böyle böyle. Sonra yarın bir gün ciddi bir durumlar doğar. O zaman dedim laftan sözden dönülür. O konulara hiç gelmeyelim yani. Ama ben tek başıma da gidebilirim. Dilekçemi verebilirim. Savcılığa. Suç duyurusunda bulunabilirim kendim de. Ama ben kendim ilerlemek istemiyorum. Ben böyle haldır haldır mahkeme kapılarında dolaşmadım bu yaşıma kadar. Hele hele bu konulardan asla. O yüzden böyle bu işi bilen, sözünün arkasında duran, böyle sağlam bir gerçekten işi bilen insanla yürümek istiyorum açıkçası. Bana bu olayların başında, ismini hatırlamıyorum. Yabancı böyle bir yazılarla yazılmış Esen miydi? Bilmiyorum, ya arkadaşımız avukattı ya da tanıdıkları vardı. Bana yazmıştı Instagram'dan, YouTube'dan da yazmıştı. Ben sana yardımcı olurum diye. Açıkçası dün gece onu böyle bir baktım Instagram'dan falan ama bulamadım. Sonra şarjım falan da bitti, uyuyakalmışım açıkçası bir daha. Bir ulaşmak istiyorum ben de ulaşabilirsem kendisine. Çünkü sorularım da var böyle. Var kafamda yani bir şeyler. Size amacımı da söyleyeyim arkadaşlar. Ne dedim? Benim alnım açık dedim. Elinde hiçbir şey yok, sallıyor dedim.
Konuşmuyor, konuşamıyor. Evet, ben bu iftiraları attım. Ben ne dersiniz ona? Şizofrenim diyemiyor. Ama sen bekle. O mahkemeden yanlış karar çıksa da bir daha üste taşıyacağım. Gerçi ben gene yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Öyle bir şey yok yok dendi. Çıkardım, gösterdim. Karşımda konuşan da görmüyorum. Göremem de, çünkü öyle bir şey yok. O zaman daha da pisleşir yani bu konu. Aksi bir tavrında, bir yalanında, çünkü konuştuğu zaman benim gibi delillerle, kanıtlarla gelmesi lazım. Evet, ben bunu yaptım, ben bunu söyledim, bakın. Çünkü bu var demesi lazım böyle. Somut bir şey göstermesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa öyle korkusu morkusu yok yani. Hiç öyle işte sizden korkuyor falan, öyle kelimeler kullanmayın. Çünkü onu da şöyle açıklayayım. Korkusu olan bir insan zaten bu şeylere girişmezdi. Zaten yapmazdı. Sonra korkacak bir şey görmedi ki benden. Benden tek gördüğü şey benim çevremdeki insanların yukarkiminde, eltiminde benim kimseden çekincem yok. İsim de veririm, cisim de veririm. Herkesin dostuydum ben. Bunu açık ve net söyleyeyim. Herkesin dostu, arkadaşı ve kardeşiydim. Çünkü karşı taraftan da böyle söylüyorlardı bana. Sen benim kardeşimsin, sen benim dostumsun. Ama böyle diyenleri böyle artık dört göz açacağım gözlerimi. Evet, lafın kısası. Hiç rahat nefes alma sen. Ben bir şeyin peşini öyle bırakmış falan değilim. Ben sadece altyapımı hazırlıyorum, o kadar. Ve bu hastalık da girmeseydi araya iyi olacaktı. Ama kısmet böyleymiş. İnsanın yani bir utanması lazım ya. Bir arı olması lazım insanın yüzünde. Ar. Anlatabiliyor muyum? Bunları yapıp sonra kendini ifade edemeyip vlog çekmek nedir ya? Nasıl bir yüzsüzlük? Nasıl bir arsızlık? Nasıl bir hayasızlık bu? Hiçbir şey olmamış gibi. Ay, çok da elit bir insanmışın gibi. Ha? O kadar işte senin insanlığın. Senin haysiyetin işte o kadar. Burada aileyi falan da hiç karıştırmayın. Ailesiyle ilgili bir derdim, sıkıntım yok. Onların benle varsa o ayrı. Geçerler karşıma, konuşurlar. Sıkıntıları varsa. Ben bilmiyorum da. Benim de kızım var. Büyük konuşmayı hiç sevmem. Hatta bugün bir arkadaşla konuştuk. Ben de açık bir insanım. Şimdi nereden bir konu geçti. Etraf o kadar kötü ki dedim. Biliyorsunuz ben bu TikTok'ları falan. Bir sevmiyorum da, böyle bakmıyorum da. Güneren falan böyle bir şeyler yazıyordu. Oradan bir baktım, TikTok mudur dedim. Bu nedir, bu TikTok mudur? A sınıf okuldan birisi yazıyor arkadaşı. Kızla aynı yaşıt İrem. Ama sanki karşıda 18-19 yaşında bir kız var. İrem'e ne diyor biliyor musunuz? Senin çıktığın var mı? İrem şimdi saf şey yapamadı, idrak edemedi ne demek istiyor. Anne böyle böyle yazmış. Ne diyor? Nereye çıkacağım? Yavrum. Şey yok yavrum. Yok, benim varmış, kirlenmiş değil. Şey yapışmış oraya. Bak, tür pütür şey geliyor sil. Yok kızım dedim, bir şey demek istememiş ama dedim. Sen bu kızla görüşme. Evet. Bunu söylemek zorunda kalıyorum. Bunu Hakkı'ya da yapıyorum, Yerem'e de yapıyorum. Hatta bazen isyana geliyorlar. Bazen karşı çıkıyorlar. Böyle dikleniyorlar bana.
İşte senin yüzünden arkadaşımız kalmadı. Hiçbir arkadaşımızı istemiyorsunuz. Arkadaşlar. Cin gibiler şimdikiler ya. Yani diyorum ya, çocuk bunlar, büyük konuşmamak lazım. Yani belki benimkisi bir arkadaşından bir hareket görecek, yapacak. Belki de o arkadaşının annesi benim gibi tepki gösterecek, o kızla konuşma diye. Ama hakkı vardır o kişinin de. Yani çünkü hep sadece temel aileden değil. Yani arkadaşlardan da çocuklar bir şey alıyorlar. Bakın mesela dışarı salıyoruz. Okula gönderiyoruz değil mi? Yani okulda çok katkısı oluyor. Arkadaşlarının. Neyse, oralardan bir konu açılmıştı. İşte ben kıyafetlerde biraz çocuklara özen gösteririm. Hakkı'da da, erkek de olsa. İrem dedi, dikkat ederseniz genelde böyle kalçasını kapatacak şeyler giydiririm. İşte bak orada adam var. Görüyor musun sen onun bakışlarını nasıl bakıyor derim. Ben öyle üstü kapalı konuşmuyorum çocuklarımla. Bunu defalarca dile getirmiştim. Her şeyi açık seçik böyle ayan beyan yeri geldiğimi söylüyorum ki kafalarına dank etsin. Duruyor iki tane sap orada, mal, adamlar. İnanın o küçücük çocukları gözlerinde taciz ediyorlar. Ve ben de kızıma diyorum, bak böyle böyle giyinmek istiyorsun. Bak diyorum, nasıl bakıyor sana. Sonra adamlara da zaten yapmam gerekeni yapıyorum. Ama kızıma da gösteriyorum. Sonra şimdi çocuk başladı artık. Geçen ne oldu? Bayağı bir zaman oldu. Çocuk dışarı çıkacak. Aman işte bakkal dedim, yanında İrem. Benim de şeyime geldi, git dedim. Böyle mi gideyim dedi. Affedersin sanki çıplak. Yani üstünde bodysi şeyi var ama yarım, yani yarım kalçayı kapatmış. Gitti gene üstüne aldı polarını mesela, öyle gitti. Alışkanlık kazandı halbuki. Şimdi benim amacım onu bir yaşına kadar böyle götürmek. Kendini bildiği zaman, otokontrolünü kendi eline aldığı zaman istediği şekilde, istediği gibi davranabilir. Tabii ki de yani 18'ine 20'sine geldiği zaman da kendimi parçalayacak halim yok. Yani nereden nereye bağlayacağım? Hep aileden, tabii ki de temel eğitim aileden. Ama bir yerden sonra gerçekten aileden çıkıyor bazı şeyler. Kişilik, çocuklar kişiliğini kendi yaratıyorlar aslında çocukken. Şu an Hakkı da farklı, Berke de farklı, ben farklıyım, ablam farklı, aynı babanın evladıyız. Herkes yani kendinizden pay biçin. Altı kardeşsiniz, altınızda bir mi yani karakteriniz, kişiliğiniz? Şimdi onun da aynı hesap. Onun kardeşi, onun ablası. Aynı karakterli kişiliktiler mi? Benim sıkıntım bununla. Neyse, bunu bir dile getirmek istedim arkadaşlar. Kahve kesmedi beni. Vallahi bir kahve daha yapacağım. Hüseyin, içeceksin mi? Evet. Yoksa çayın bekleyeceksin. Evet. İçersin değil mi? Şimdi tabii ki de bu olanlar olunca ve bayağıdan beri tabii bu konuyu da ısıp ısıp gündeme getirmiyorum. İşte böyle bazen abuk sopukta konuşuyorlar. Yok prim kasıyor bilmem ne. Bana yapılan o ahlak hareketinden değil mi? O şerefsizlikten prim kasacağım ben. Bunu diyenlerin işi onu yapmak. Namusundan prim yapmak. Benim prim yapmaya ihtiyacım yok. Ben kimsenin ağzını bükmedim, içine girmedim. Kimseden destek istemedim. Benim kanalımı büyütür müsün? Bana destek olur musun? Demedim ona. Her zaman söyledim. İlk başta tabii ki de hevesli herkes başlıyor. Ama ben kanal arkadaşlarıma gittim. İlk başlayanlara kendim ne yaptıysam onlara da tavsiye ettim mesela. Ediyorum da. 1000 aboneyi tamamlamaları için kanalı olan insanlara gidin. Siz küçük bir kanalsınız. Küçük kanallarla destek kurun. İşte yazın oraya. Ben size geldim destek vermeye kanalınıza. Siz de gelin diye. Videolarını 10 dakika izleyin. Çünkü orada izleyenleri görüyorsunuz. Kanalınızda kim sizi ne kadar izlemiş.
O kişi zaten izlediğini görünce o da gelecek sana destek olmaya diyorum. Çünkü ben de yaptım. Tabii ki de 1000 abonemi doldurana kadar. Ama asla yalakalık yapmadım kimseye. Kimseye satış yapmadım. Şöyle bakıyorum da. Yani beni yanlış anlamayın ama arkadaşlar. Ben hep diyorum ki gerçekten bakış açım farklı. Ya bende bir anormallik var. Yani nasıl derler ona? Ya tabii ki de kazanmak istiyorum. 1000 lira da kazanmak istiyorum. 5000 de kim kazanmak istemez? Ama böyle bir garip tuhaf geliyor. Mesela işte beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun demek. Şimdi burada kanal arkadaşlarımız da var. Ne olur yanlış anlamasınlar. Yani bana tuhaf geliyor. Tabii ki de diyenleri yadırgamıyorum ama ben kendim için konuşuyorum. Yani kendi adıma ağız bükmekmiş gibi geliyor bana. Değişik ben. Aşıkım der gibi oldu Semra'nın aşıkım. Var diye Semra kaynana. Değişikim. Aa, kocacığım hiç yorum yapmıyorsun. E? Aa, aşıkım. Dua et benim gibi karım var. Benim baba gibi arkanda duruyor. Niye arkamda duruyor? Sen bana sana satacakları söyle. Beni çağır tamam mı kocacığım? Sana kimse bir şey yapamaz. Allah razı olsun Adamın ya. alnını karışlarım. Allah razı olsun. Adamın alnını baltalarım. Sen de benim başım belaya girince kurtaracaksın beni. Hayır. Ben çok nankörsün niye? Bırakırsın değil mi beni bu aralarda? Evet. Ben kendimi o duruma düşürür müyüm? Giderken seni de götürürüm yanıma. Aşk olsun kocacığım. Biz ne verdik söz birbirimize? Biz ayrılmayacağız diye. O yüzden Ayrılalım. ben giderken seni de yanımda Ben öyle bir götürürüm. söz vermedim. Aa Güle güle. aşıkım. Değişikim. Bay bay. Ama ben de çok meraklıydım sana. Ne Tipi tip. oldu? Tipi tip. Dönüş yaptın. Sana mı her şey yapacağım? Yapma. Yalaklık yapacağım. Evet. Hadi oradan be. Ne tamam zaten. Onu da yapma. Aşıkım. Bak dolandı ağzıma. Bugün stresliydim zaten bu hastaneden. Gene mutasyon girdi hayatımıza. Gene böyle kafamda ne güzel kuruyordum bir şeyleri. Gene ne olur ne olmaz bilinmez de. Şu önümüzdeki bir ay da önemli. Bir ayda. Yani bir ay sonra falan. Kem gözler çok. Bazı şeyleri dile getiriyorum, bazı şeyleri getirmiyorum. Sebebi nazara gelmemek. Gerçekten buradan bile nazara inandım artık yani. Buradan bile değiyormuş. Kötü gözler çok. Özellikle yakınımdakiler. Taşı uzaktan beklemiyorum artık. Ne varsa yakınlarınızdan geliyor. Bıçak darbeleri. Acaba hangisi şekerli? Aslında video çekmeyecektim arkadaşlar. Canlı yayında hafta sonu yaparım dedim. Biliyorsunuz okuldu, ödevdi ama çok güzel bir şekilde düzene oturtmaya başladım gerçekten çocukların ödevlerini. Bir de annemle de ilgileniyorum biliyorsunuz. Şimdi canlı yayınlar da 10 dakika 15 dakika olmuyor. Şahit oluyorsunuz siz de diğer kanallarda da. Bir 10 dakikalığına açıyorsunuz mesela. Hop yarım saat, 1 saat derken uzuyor gidiyor. Ben de böyle akşam çok geç olmadan tabii şimdi erken yatan da var.
Ama hafta sonu genelde yasak olduğu için kalkıp da gece 12'de tabii ki de açmam da çocukların da biraz böyle yatış saatini ayarlarım. Bire doğru. He? Bire doğru. Yok canım, 1'e doğru. 1'e doğru kalmayanlar var. Ben gibi, ben de şimdi o saatleri de kalamıyorum. Sanki ben kalıyor mu? Uyur kalırım bir de. Ay bir de yatıp uyuyup kalınca şey oluyor. Her akşam böyle diyelim saat 11'e geliyor. Benim tamam bu sızma saatlerim böyle kestirme şekerleme. Kimse ellemeyecek beni. Kimse seslenmeyecek. Çok sinirleniyorum da o zaman yani. Uykumdan bölündüğüm zaman şeytan görmüş gibi oluyorum karşımdaki insana. Ben orada 10 dakika 15 dakika şekerleyince sanki o günde böyle 2-3 saat uyumuşum gibi oluyor. Bir güzel sonra kalkıyorum böyle pamuk gibi. Sanki uykumu almış gibi oluyorum. Günün yorgunluğu. Ne diyordum ya? İşte bu canlı yayın soruları vardı. O muhabbet vardı. Onları cevaplamak için de çektim şu an. Bir de videolar hakkında. Şu anda size yansıyan, videolarımda gözüken iki kişinin de hem Eltim'in hem Özlem'in neden videoları orada diye, neden silmiyorsunuz diye. Ben aslında size cevabını veriyorum ama ya siz izlemiyorsunuz ya da atlıyorsunuz oraları, görmüyorsunuz. Neden bıraktım oradan? Çok önce de söylemiştim, bırakacağım. Benim onlara nasıl dost olduğumu, nasıl kardeşçe yaklaştığımı gerçekten kalpten hissedenler görsünler. Onlar da şimdi değil belki ama çok sonra onlar da başkalarından kazık yiye yiye belki vicdana gelirler. Belki denk gelirler. Belki içleri böyle sızlaya sızlaya izlerler. Ben asla geri adım atmayacağım. Ben sildim. Sildim mi de bitti artık. Benim için geri dönüşü yok. Erili buralara yansıtmışken hiç dönüşüm yok. Orada kalacak. Çünkü benim kimseye dediğim gibi bir yanlışım olmadı. Göğsümü geri geri tutuyorum orada onları. Diğer konu neydi? Soru cevaptı. Soru cevap anket yapacaktım. Ankete gerek kalmadı. Çünkü isteniyor soru cevap. Topluluğumda dediğim gibi paylaşırım. Aslında bu akşamdan, bu geceden paylaşayım. Canlı yayında. Soru cevap şeklinde de ilerleriz. Ben canlı yayında, bakın arkadaşlar, peşin peşin konuşalım. Bir anlaşalım. Canlı yayında böyle konuşma yaparken haliyle asla okuyamıyorum. Şimdi benim tekrar etmem lazım. Canlı yayınlarda görüyorsunuz. İşte Esen geldi. Esen hoş geldin canım. Nasılsın? Dün video atmadın yazdı. İşte Esen merhaba hoş geldin. İşte bana yazdığını tekrar okuyorum ben size. O yazarken bir başkası bir başkası derken ben zaten onları okumaktan kesinlikle konuşamam. Bir şey anlatırken de biliyorsunuz okurken ya da birisi yanıma geldiğinde konuşma dağılıyor. Ne anlattığımı da unutuyorum. Nerede kaldığımı da unutuyorum. Tamamen kopuyorum. Ama ben zaten canlı yayınları kaydediyorum. Canlı yayında o esnada yazılanları da kaydediyorum. Ve inanın eksiksiz tam olarak okuyorum. O yüzden alınmaca darılmaca olmasın. Hani beni görmedin bak beni okumuyorsun demeyelim. Yani muhabbetimizi yapalım. Denk geldiğimi görürüm artık. Öyle de haksızlık oluyor belki ama gerçekten yani. Okunmaz. Okunursa zaten saatlerce sürer. Bir konuyu da yani muhabbet olmaz ortada açıkçası. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bir arkadaşı bu arada engellemek zorunda kaldım. Bugün hastanedeyken bayağı bir polemik doğmuş. Kendi aralarında münakaşaya girmişler. Özellikle bunu da bir arkadaş başlatmış. Böyle olmadık kelimeler kullanmış. Şu an beni izliyor adam. Sana hiç yakışmadı. Hemen hemen neredeyse aynı yaşlardayız yani. Sen de 34-35 yaşlarındasın. Ben de 40 yokum daha. Yani bunlar biraz ergence hareketler. Özelden konuşabilirsiniz sorunlarınızı, sıkıntılarınızı. Bir de kalkıp bana işte beni bağlar burada kime ne demek istediğim diyemezsin.
Orada da yazdığım, belirttiğim gibi burası senin babanın yeri değil. At çiftliği de değil burası. İsteyen istediğini tabii ki de her şekilde yazamaz. Hakan Alım hakkında videoyu izlersin. İnsan gibi, adam gibi yorumunu yazarsın. İnsan gibi eleştirirsin de. Ama kalkıp ona hakaret edip buna işte sen kabadayı mısın, yok bilmem ne sen ne misin diyemezsin. Bir de bana yazılan yorumun altına yazıyorsun. Polemik yaratıyorsun. Ben ne dedim? Kimseye destek yorumlar için yalakalık yapmam. Canın ister, keyfin ister yazarsın. Canın istemez yazmazsın. Canın sağ olsun. Ama bu şekilde ilerlesin istemiyorum ben. Ve seni engellemek zorunda kaldım. Bunu yani benim ona mecbur ettin. Zaten kendin demişsin yani. Seni bağlamaz diye. Beni bağladı bak gördün. Benim kendi sayfam, kendi kanalım. Demek ki seni değil beni bağlar. Yani böyle de konuşmak zorunda kalıyorum ama uyarıyorum. Güzelce ne uyardım. Burası tartışma yeri değil dedim. Özelde sorununuzu halledin dedim. Yok beni engelle yazmışsın. Bilmem ne böyle çocukça hareketler. Bana tuhaf geliyor. Yani benim ben ergence geliyor böyle hareketler. Yani yaş 34-35 bakıyorsun ama o yaşların insanı değilmişsiniz gibi yani. Ya da ben çok erken yaşta mı olgunlaştım ben de bilmiyorum. Yoksa yaşıma göre gerçekten ben mi çok olgunum? Neyse herhalde ben bugün iyi günümde değilim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bana katlandığınız için. Hakkınızı helal edin. İnşallah canlıda görüşürüz. Kısmet olur inşallah. Her şey yolunda gider. Canlıda yaparız. Annem iyi olsun da annem iyi oldu mu? Kendimi de verebilirim zaten canlı yayına. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.